Herhangi bir istatistiksel analizi yürütebilmeniz için veriye ihtiyaç duyarsınız. Veri derleme aşamasında ortaya çıkan problemler analiz sonuçlarını doğrudan etkileyebilir ve sizleri yanlış bilgilerle yönlendirme yapmaya sevk edebilir. Verilerin doğru kaynaktan, doğru araçlarla toplanması büyük önem taşırken, verilerin özetleyici tablolar veya uygun grafiklerle sunulması da çok önemlidir. Sunum ve raporların yüksek kaliteli grafik, şema ve tabloları içermeleri beklenir. İstatistiksel analizlerde veriler farklı formlarda ortaya çıkabilir. Veriler harita, fotoğraf, MR görüntüsü, ders notu, deney sonucu, gelen otobüsün rengi, üzerinizdeki kazağın materyali olabilir. İstatistik açısından verinin doğasının anlaşılması büyük önem taşır. Çünkü farklı veri türleri için farklı istatistiksel analizlerin uygulanması söz konusudur. Verilerin doğru anlaşılması doğru tablo ve grafik kullanımını da kolaylaştıracaktır. Bu programda değişkenlerin ölçülmesi, veri derleme ve derleme yöntemleri, istatistiksel seriler ve istatistiksel serilerin grafiksel çözümlemesi anahtar kavramları ele alınacak. Bu programı izledikten sonra değişkenler nasıl ölçülür? Ölçme düzeylerinin önemi nedir? Farklı ölçek türleri nelerdir? Verilerin derlenmesi aşamasında kullanılan teknikler nelerdir? Değişkenler için kullanılan tablolama ve grafik teknikleri nelerdir gibi sorulara yanıt bulabileceksiniz. Değişkenlerin ölçülmesinde kullanılabilecek ölçekler, psikolog Stevens tarafından dört başlık altında toplanmıştır. Öncelikle ölçme tanımına bakalım. Araştırmalarda üzerinde çalışılan evrenin birimlerinin sahip olduğu özelliklerin anlamlı rakam, sayı ve simgelerle ifade edilmesi işlemine ölçme adı verilir. Ölçme işlemi sonucu elde edilen bu anlamlı rakam, sayı ve simgelere veri adı verilir. Ölçmede üç aşama vardır. Bunlar ölçülecek bir niteliğin olması, niteliğin gözlemlenebilir olması ve Amaca uygun sayı ve semboller ile gösterilebilir olmasıdır. Ölçme işleminde ölçen, ölçülen ve ölçüm amacı ile kullanılan araçlar söz konusudur. Örneğin hastanın ateşini ölçerken ölçüm işlemini yapan hemşire ölçen, kullanılan termometre ölçüm aracı ve ölçülen de hastanın ateştir. Psikolog Stevens bilimsel çalışmalarda yapılabilecek tüm ölçümler için izleyen dört farklı ölçek türünü kullanabileceğini belirtmiştir. Bunları sırasıyla inceleyelim. Sınıflayıcı ölçek en basit düzeyli ölçek türüdür. Nitel değişkenlerin ölçülmesi amacıyla kullanılır. Bu ölçek türünde değişkenin ölçme düzeyleri kategorilerdir. Kategorilerin temsili için harşer, kelimeler ve hatta sayılar sadece etiketleme amacı olarak kullanılır. Sıralayıcı ölçek sınıflayıcı ölçeğe göre bir üst seviye nitelikte bilgi üreten ölçek türüdür. Sınıflayıcı ölçekte olduğu gibi nitel değişkenlerin kategorilere ayrılarak sayılması işlemini içermekle birlikte bu ölçek türünde ölçüm sonuçlarının doğal bir sıralaması söz konusudur. Eşit aralıklı ölçek, sıralayıcı ölçeğin tüm özelliklerini içermek ve ürettiği bilgileri üretmekle birlikte birimler arasında özellik farkları matematiksel olarak belirlenebilir. Nicel değişkenlerin ölçümünde kullanılan bu ölçekte ölçümün belirli bir başlangıç noktası ve bitiş noktası ile bir de ölçü birimi bulunur. Oranlı ölçek en üst düzeyde bilgi üreten ölçek türüdür. Bu ölçekte sıfır başlangıç noktası tüm ölçüm araçlarında aynı anlamı taşır. Örneğin bir varlığın ağırlığı için sıfırdır ifadesi kullanıldığında ölçüm ...metrik türüne bakılmaksızın bu varlığın olmadığı anlamına gelir. Araştırmacı kişi veya kuruluşların araştırmalarında tanımladıkları evrendeki veya... ...örneklemdeki birimlerin özelliklerini uygun ölçek türü kullanarak ölçmesine... ...veri derleme denir. Bilimsel araştırma süreçlerinde genellikle kullanılan sınıflandırma... ...birinci elden veri derleme ve ikinci elden veri derleme sınıflandırmasıdır. Araştırmacının araştırma kapsamını aldığı değişkenlerle ilgili ihtiyaç duyduğu özgün verileri uygun araçlar kullanarak kendisi derliyorsa veya derletiyorsa bu verilere birincil veriler, yapılan işlemede birinci elden veri derleme denir. Birinci elden veri derlemede kullanılabilecek veri derleme tekniklerini üç başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi gözlemdir. Bir nesnenin olayın veya bir gerçeğin niteliklerinin öğrenilmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınmasına gözlem adı verilir. Gözlemcinin gözlemlenen olay veya grubun içinde yer aldığı duruma katılımlı gözlem, gözlemcinin gözlenen olay veya grubun içinde yer almadığı duruma ise katılımsız gözlem adı verilir. İkinci teknik görüşmedir. Görüşme, iki veya daha fazla birey arasında belli bir amaca yönelik sözlü iletişim yoluyla veri derleme yöntemidir. Görüşmenin içeriği araştırmanın amaçları ve araştırma sorularına bağlı olarak oluşturulur. Görüşme sırasında araştırmacı verileri ya yazılı olarak ya da bir ses görüntü kaydedici yardımıyla kayıt altına alır. Üçüncü teknik ise ankettir. Cevaplayıcının daha önceden belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle Verilerin derlenmesi yöntemine anket denir. Soruların bir araya geldiği forma da anket formu adı verilir. Anketler, tüm bireylerden aynı sorular için cevaplar beklendiğinden çok fazla sayıda kişiye uygulanabilir. Araştırmacı kişi veya kuruluş, araştırmasında başka kişi veya kuruluşların daha önce kendi amaçları için derlemiş olduğu verileri kullanıyorsa, yapılan veri derlemeye ikinci elden veri derleme adı verilir. Gözlem değerlerini maddi bir değişkenin ölçme düzeylerine göre sınıflandırılması ile oluşturulan serilere dağılma serileri adı verilir. Bu serilerin birinci sütununda gözlem değeri, ikinci sütunda ise gözlem değerlerinin tekrarlanma sayısı olan frekanslar yer alır. Kayıt edilen, düzensiz olan ve ham veri adı verilen bu verilerin belirli bir kritere göre sıralanması ile oluşturulan seriye ise basit seri adı verilir. Dağılma serileri, nicel dağılma serileri ve nitel dağılma serileri olarak iki başlık altında incelenebilir. Evrendeki veya örneklemdeki birimlerin nicel değişkeninin çeşitli ölçme düzeylerine göre dağılışını gösteren serilere nicel dağılma serileri denir. Tanımlanan bir araştırmada ilgilenilen bir x nicel değişkeni için derlenen verilerde tekrar eden gözlemlerin kaç kez tekrarlandığını gösterecek şekilde basit serinin yeniden düzenlenmiş haline Frekans serisi adı verilir. Nicel frekans serilerinde birbirinden farklı olarak ortaya çıkan birim sayısının artması durumunda verileri frekans serisi şeklinde sunulması zorlaşır. Bu tür durumlarda tablonun daha da özet hale getirilmesi istenebilir. Bu amaçla gruplandırılmış seri oluşturulur. Nicel verilerin gruplandırılmış seri olarak gösteriminde her bir satır frekans serilerinden farklı olarak tek bir sonuç değeri ile değil, bir değer aralığı ile temsil edilir. Bu değer aralıklarına sınıf adı verilir. Evrendeki veya örneklemdeki birimlerin bir nitel değişkeninin ölçme düzeylerine göre dağılımını gösteren serilere nitel dağılma serileri denir. Nitel dağılma serilerinde iki sütun yer alır. İlk sütunda ilgilenilen değişkenin kategorileri yer alırken, ikinci sütunda ilgili kategorilerin frekansları gösterilir. Zamana bağlı bir değişkenin zaman değişkeninin uygun ölçme düzeylerine göre aldığı değerlerin alt alta sıralanmasıyla oluşturulan serilere zaman serisi denir. İlgilenilen değişkenin sahip olduğu değerlerin mekana göre sınıflandırılması ile elde edilen seri ise mekan serisi olarak adlandırılır. gözlem değerlerinin matematiksel ve bilimsel temellere sahip resim, şekil veya çizgilerle gösterimine grafik adı verilir. İstatistiksel verilerin ve analiz sonuçlarının grafik gösterimi için çok sayıda farklı teknik bulunur. Frekans serilerinin grafiksel gösteriminde sıklıkla kullanılan teknik histogram grafiğidir. Alanları frekanslar ile gösterilen dörtgenlerin yan yana sıralanmasıyla ortaya çıkan kapalı şekle histogram adı verilir. Histogram, çeşitli sınıf ya da aralıklarda yer alan frekansların sütunlar ile temsil edilmesidir. Histogram, sürekli nicel değişkenlerle ilgili betimsel bilgi üretmek amacıyla kullanılır. Histogram oluşturan dörtgenlerin tepe orta noktalarının şekilde görüldüğü gibi bir çizgi yardımıyla birleştirilmesiyle oluşturulan grafiğe frekans poligonu adı verilir. Bir serinin histogramının kapalı alanı ile Aynı serinin frekans poligonunun alanı birbirine eşittir. Bu alan toplam frekans ile gösterilir. Üzerinde çalışılan değişkenin kategorik sonuçlara sahip olması durumunda sütun grafiklerinden faydalanılabilir. Örneğin, şekilde yer alan veri seti için sütun grafiği çizilebilir. Bir başka grafik ise pasta grafiğidir. Pasta grafiği, ilgilenilen nitel değişkenin ölçme düzeyinin toplam birim sayısına göre paylarını göstermek için bir dairenin dilimleri ayrılmasıyla oluşturulan grafiktir. Öncelikle nitel frekans serisinde nitel değişkenin ölçme düzeylerinin toplam içerisindeki oranları ilgili ölçme düzey frekansının toplam frekansa bölünmesi ile elde edilir. Şekil olarak pastayı andırdığı için bu ismi almıştır. İki nicel değişken için derlenen verilerin bir koordinat sistemi içerisinde eşlenmiş olarak gösterimine serpilme grafiği adı verilir. İki nicel değişken arasında var olabilecek ilişkiyi açıklamak için kullanılan çok faydalı bir grafiksel gösterimdir. Şekilde yer alan serpilme grafiğinde çizilen iki değişken arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu görülebilir. Zaman ve mekan serileri de grafikler ile gösterilebilir. Zaman serileri şekildeki gibi Kartezyen grafik yardımıyla gösterilir. Mekan serilerinin grafiksel gösteriminde sütun grafiğinden faydalanılır. Grafik yardımıyla üzerinde çalışılan değişkenin aldığı değerlerin mekan değişkenine göre nasıl bir değişkenlik gösterdiği gözlemlenebilir. <laughs> Verilerin doğru kaynaktan ve doğru teknikler yardımıyla derlenmesi beklenir. Veri derleme sürecinde araştırma sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği düşünülen bütün koşulların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve en doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılması yardımcı olacak verilerin derlenmesi gerekir. İstatistiksel teknikler yardımıyla toplanan veriler uygun bir şekilde düzenlenmelidir verilerin doğru tablolar ile gösterilerek tabloyu inceleyen herkes tarafından doğru ve eksiksiz anlaşılması gerekir. Veriler frekans serisi gösterimine ek olarak şekiller, grafikler yardımıyla da temsil edilebilirler. Grafiklerin kullanılmasıyla yığın bilgi bir anda okuyucu ya da hedef kitleye görsel bir yardımcı yoluyla sunulurlar. Bu görsel yardımcılar grafik olarak adlandırılırlar. Değişken tipine uygun grafik tekniğinin seçilmesi çok önemlidir. Değişken tipi ile kullanılacak grafik tipinin iyi eşleştirilmesi, grafikten beklenen olumlu faydaların artmasına neden olacaktır. Bu programda değişkenler nasıl ölçülür? Ölçme düzeylerinin önemi nedir? Farklı ölçek türleri nelerdir? Verilerin derlenmesi aşamasında kullanılan teknikler nelerdir? değişkenler için kullanılan tablolama ve grafik teknikleri nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, istatistik ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.